açıklamada 90'larda işlenen cinayetlere, siyasi cinayetlere işaret edilerek Mertçe ifadesini kullandı. Biz bu açıklamanın Türk silahı olduğunun altını çizmek istiyoruz. O günkü karanlık içerisinde karanlık güçler tarafından yapıldığı iddia edilen, bugüne kadar sürekli bu şekilde açıklanan bu siyasi cinayetlerin, göz altında kayıpların mertçe işlendiğini söylemek, o gün işlenen bu suçların aynı zamanda övülmesidir. Biz bugün eğer mertçe işlendiyse neden hala bu suçlar karanlıkta? Neden hala failler kendilerini açıklamaktan korkuyorlar? Neden hala yargılanmaktan korkuyorlar? Neden biz 28 yıldır halen göz altında kayıplarla ilgili hakikatlerin ortaya çıkması, adaletin sağlanması için mücadele etmek zorunda kalıyoruz? Neden biz her hafta hakikatleri, katilleri kamuoyu önünde açıkladığımız için yasaklamalarla, baskılarla susturulmaya çalışılıyoruz? Bunu tekraren burada kamuoyu önünde sormak istiyoruz. Bugün Abdullah Canan için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz demek için buluştuk. Bu topraklarda yaşanan göz altında kaybetmelere ve bu suça eşlik eden cezasızlık olgusuna karşı kamuoyunu bilgilendirmek ve haklı taleplerimizi duyurmak amacıyla 982 haftadır barışçıl buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Cezasızlık, suç işleyen kişilerin işledikleri suçun hukuki sonuçlarından muaf tutulması durumu olarak karşımıza çıkmakta ve adalet sisteminin zayıf bir halkası olarak hukuku etkisizleştirmeye, Türkiye'yi evrensel demokrasi ilkelerinden uzaklaştırmaya devam etmektedir. 982. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Hukukun temel değerlerine olan inancı sarsan, toplumun huzur ve barışını tehdit eden cezasızlık son bulmadan hukukun üstünlüğü korunamaz ve herkes için adil bir yargı sistemi sağlanamaz. 982. haftamızda bilinen failleri cezasız bırakılan Abdullah Canan için adalet istiyoruz. 43 yaşındaki Abdullah Canan, Yüksekova'da yaşayan bir iş insanıydı. 17 Ocak 1996 sabahı Hakkari'ye gitmek üzere Yüksekova'daki evinden ayrıldı. Tanık beyanlarına göre Yüksekova Van Karayolu'nda askerler tarafından otomobili durdurularak gözaltına alındı. Askeri bir araçla Yüksekova Dağ Komando Taburu'na götürüldü. Yüksekova Taburu'nda görev yapan itirafçı Kahraman Bilgiç, savcıya verdiği ifadede Abdullah Canan'ın taburda işkenceyle sorgulandığını, tabur komutanı Binbaşı Yurdakul'un talimatı ile bölük komutanı Yüzbaşı Nihat Yiğiter tarafından silahla öldürüldüğünü detaylarıyla anlattı. Albay Kamber Oğuz, Yüksekova Savcılığına başvurarak gözaltına alındığı inkar edilen Abdullah Canan'ı o dönem tabur karargahında revirde gördüğünü söyledi. Kahraman Bilgiç, Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, Yüzbaşı Nihat Yiğiter ve Üsteğmen Bülent Yetüt hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığınca soruşturma açıldı. Bu kişiler Abdullah Canan'ı tasarlayarak öldürmekle suçlandı. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ailenin ve tanıkların iddiaları yeterli ve inandırıcı bulunmadı. 12 Kasım 1999 tarihinde sanıklar hakkında beraat kararı verildi. 2 Nisan 2001 tarihinde de Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını onadı. Bunun üzerine Canan ailesi 1 Aralık 1997 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aralarında askeri personelin de yer aldığı tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere Abdullah Canan'ın göz altında öldürüldüğü
mahkememizce saptanmıştır tespitinde bulundu. Türkiye'nin iç hukukundaki yaklaşımını şaşkınlık verici olarak değerlendirip oy birliğiyle mahkumiyet kararı verdi. Gözaltında kaybedilişinin 28. yılında bir kez daha hatırlatıyoruz. Savcılık ifadelerinde, mahkeme tutanaklarında, Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, Yargıtay Başsavcısının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na yaptığı itiraz yazısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında Abdullah Canan'ı gözaltında alanlar, işkenceyle katleden ve kaybedenlerin isimleri yazılıdır. Devlet Abdullah Canan'ın gözaltında kaybedilmesindeki sorumluluğunu üstlenmeli, fail ve sorumlular üzerindeki koruma kalkanı kaldırılarak yeniden yargılanıp cezalandırılmalarını sağlamalıdır. Kutsal yıllardaki cinayetlerden bağımsız yeniden biri olarak söylüyorum. Namertçe dediğiniz 90'lı yılların ve öncesindeki cinayetler Sayın Akşener namertçe cinayetlerdi, geleceğimize bir ipotekti. Bunu Türkiye kamuoyunun önünde tekrar diyorum. İkinci bir husus şu köyümüzün yakılmasıyla ilgili. Bak, yıllar sonra devletin tazminat ödeyerek köyün yakılmasıyla ilgili Yüksek Yargı Çetesi'nin içinde yer aldığı Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, Katil Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul olduğunu tekrar görebiliyoruz. Yüksek Yargı Çetesi'ni aklamaya çalışanlar vardı ve bunlar kamuoyunun önünde tekrar bunları lanetliyor. Bizi 10 kişilik bir grupla buraya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da doğru bir şey değildir. Binlerce kaybımız var ve cumartesi insanları olarak biz bu kayıplarımızın tamamının sesiyiz. Sesi olmaya da devam edeceğiz. Biraz önce arkadaşımızın dediği gibi bizden öncekiler ve bizden sonra gelecek kuşak bu hak arayışında kesinlikle vazgeçmeyecektir. Muhammed Vakfi'nin bir sözü var. Dünya karanlıkların tamamı birleşse dahi bir mum ışığını söndüremez. Biz mum ışığıyız. Bu ülkenin bir geleceğiyiz. Biz bu ülkenin mağduruyuz. Mağdur edildiğimiz için tekrar katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul'u nefretle, lanetle kınıyorum. Lanetliyoruz. Abdullah Canan için. Abdullah Canan ve tüm kayıplar için. Siz benim evladımı tüm kayıplarımız yok için. Yok ettiniz. Erhan Hanım, sen kim oluyorsun?